Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, 9. derse gelmiş bulunuyoruz. Ed-dersu t-tâsi', 9. ders. Mâzâ yef'alû? Mâzâ ne demek? Yef'alû yapıyor, o yapıyor. Mâzâ yef'alû ne yapıyor, o ne yapıyor? Mâzâ genellikle fiillerin başında kullanıyoruz. Ve ne manasına geliyor? Mesela ma mihnetuhu, mihnetun isim olduğu için ma kullanıyoruz. Ma mihnetuhu. Ama yef'alu bir fiil olduğu için ma yef'alu değil, mâzâ yef'alu diyoruz. Ne yapıyor? Unzur ila suvari ve kıra. Unzur, bak. Unzur, bak. İle, daha önce ifade etmiştik bunun manası. As-suvar, suretun, resim. Suvar, resimler. Unzur ile suveri, resimlere bak. Vakra ve oku. Unzur ile suveri, vakra. İkra, oku, emir fiil. Buradaki vav ve demek. Resimlere bak ve oku. Unzur ile suveri, vakra. Yakra'u, okuyor demek. Yani o okuyor. Ben okuyorum değil. Sen okuyorsun değil, o okuyor veya okur. Hem geniş zaman hem de şimdiki zaman şeklinde tercüme ediyoruz. Okuyor, şimdiki zaman, okur, geniş zaman. Yektubu, yazıyor veya yazar. Her iki manada da kullanabiliriz. Yektubu, yazıyor veya yazar. Mâzâ yef'alû? Dedik ya, fotoğraflara bak ve oku. Unzur ila suvari, resimlere bak, vakra ve oku. Mâzâ yef'alû, ne yapıyor? Yel'abû. Yel'abû, oynuyor. O oynuyor veya oynar. Yeşrabû, içiyor. Şarap, içecek. Yeşrabû, içiyor. Yeclisû, oturuyor. Yeclisû, oturuyor. Meclis, oturulan yer. Yeclisu ise fiil, oturuyor. Yel'abu, oyun oynuyor. Yeşrabu, içiyor. Yeclisu, oturuyor. Yumethilul müderrisu, öğretmen temsil eder. Hareketleriyle gösterir. Mâ fissuveri, resimlerde olanı hareketleriyle gösterir. Jest ve mimikleriyle gösterir. Ve yes'aru, ve sorar. Mesela içiyormuş gibi yapar. Der ki, mâzâ ef'alû, ben ne yapıyorum? Mâzâ ef'alû, ben ne yapıyorum? Yef'alû, o yapıyor. Ef'alû, ben yapıyorum. Ente tekra'u, sen okuyorsun. Mesela okurmuş gibi yapar. Sorar, mâzâ ef'alû, ne yapıyorum? Öğrenci der ki, ente tekra'u. Yazıyormuş gibi yapar. Mâzâ ef'alû, ne yapıyorum? Öğrenci der ki, ente tektubu, sen yazıyorsun. Bir şey içiyormuş gibi yapar. Sonra sorar. Mâzâ ef'alû, ne yapıyorum? Öğrenci der ki, ente teşrabu. Bu şekilde. İkra demiş, oku. Ene uridu aşrate aklam. Ben 10 kalem istiyorum. Uridu, ben istiyorum. Aşrate aklam, 10 kalem. Burada dikkat etmemiz gereken birinci husus, ene zamiri ben. Fiilin başında bu şekilde ene uridu diyoruz. Başa gelen harf bu şekilde oluyor. Ene uridu, ben istiyorum. Ene, ben. Uridu, istiyorum. Ben istiyorum. Aşrate aklam, 10 kalem demek. Aşrate aklam. Ene ile kullanınca muzari fiilimizin başındaki hemze oluyor. Ene uridu. İkinci husus ise arkadaşlar, aklam, kalemler demek. Saydığımız şey kalemler. Bunun tekiline bakıyoruz. Müfred haline, tekil haline bakıyoruz. Aklam kelimesinin tekili nedir? Evet, kalem demek. Kalem. Aklam kelimesinin tekili kalem. Müzekker mi, müennes mi bu kelime? Kalem kelimesi müzekker mi, müennes mi? Evet, müzekker.
Müzekker olduğu için arkadaşlar getireceğimiz sayı müennes olacak, zıt olacak. 3 ile 10 arası sayılar cinsiyet bakımından sayılanla zıt oluyor, ters. Kalem kelimesi müzekker olduğu için aşirete bunu müennes yaptı. Nahnu nuridu, biz istiyoruz. Bakın nahnu olunca bu sefer nunla başlıyor muzari fiil. Nahnu nuridu, biz istiyoruz. Arba'ate kutub, 4 kitap istiyoruz. Bu sefer nahnu nuridu, nahnu biz demek. Nahnu biz, nuridu istiyoruz. Biz istiyoruz. Uridu ben istiyorum. Nuridu biz istiyoruz. Nahnu nuridu biz istiyoruz. Arba'ate kutub, 4 kitap. Şimdi değerli arkadaşlar burada da kutub kelimesini verdi bize. Bunu sayıyoruz. Kutub kelimesinin tekili nedir? Kutub kelimesinin tekili kitap. Kitap şeklindedir. Kutubun müfredi kitap. Kitap müzekker mi müennes mi? Kitap müzekker bir kelimedir. O yüzden arba'ate burayı müennes yaptı. Geldik buraya. Huve yuridu. Huve o erkek. Yuridu istiyor. Huve yuridu o erkek istiyor. Bakın uridu ben istiyorum. Nuridu biz istiyoruz. Yuridu o istiyor. Ne istiyor? Selasete kuruş. 3 kuruş istiyor. Kuruş kelimesinin müfredine bakıyoruz. Müfredi nedir arkadaşlar? Öndeki derslerimizde görmüştük. Kuruş kelimesinin tekili kırş. Kırş kelimesi müzekker mi müennes mi? Kırş kelimesi müzekker. O yüzden felâfete müennes getirdik burayı. Ondan sonra hiye turidu. Hiye burada nokta olacak. Hiye, o bayan, turidu istiyor. Yine o diye tercüme ediyoruz ama bayan. Hiye, turidu, o bayan istiyor. Huve yuridu erkek için, hiye, turidu bayan için. O istiyor. Ne istiyor? Seb'ate riyalat. Burada da bize riyalat kelimesini verdi. Bunu sayıyoruz. Riyalat kelimesinin tekilini bulmamız lazım önce. Riyalat kelimesinin tekili riyal. Riyal müzekker mi müennes mi? Evet, riyal müzekker bir kelimedir. O yüzden getireceğimiz sayı müennes oldu. Seb'ate bakın. Burada saydığımız bütün isimler müzekker olduğu için sayılarımız müennes oldu. Aşrete, arba'ate, telâfete, seb'ate hepsinin sonunda kapalı T var ve bunlar müennes sayılar. Çünkü saydığımız şey müzekkerdir. Müzekker mi, müennes mi? Mesela bu riyalat görünüşte müennes gibi duruyor. Biz tekil haline bakacağız. Karşıya geçtik arkadaşlar. Uridu aşra resail. Uridu ne demek? Uridu istiyorum. Yani ene uridu aslında. Ene'yi koymamış. Ben değil. Uridu sadece istiyorum. Uridu istiyorum. Aşra resail. 10 mektup istiyorum. Şimdi resail kelimesinin müfredini bulmamız lazım. Resail mektuplar demek. Müfredi nedir? Müfredi risaletun. Risaletun müzekker mi müennes mi? Gördüğümüz üzere sonunda yuvarlak T var. Dolayısıyla bu müennestir. O halde sayı müzekker olacak. Aşra müzekker oldu. Nuridu, buraya geldik. Nuridu, ne demek nuridu? İstiyoruz. Nahnu nuridu dememiş. Biz istiyoruz değil. Sadece nuridu istiyoruz. Bakın nunla başlamış. İstiyoruz. Uridu hemze ile başlıyor. Ben istiyorum. Nuridu istiyoruz. Biz. Ne istiyoruz? Arba'a cerait. Cerait ne demekti? Gazeteler. Ben 4 gazete istiyorum. Cerait kelimesinin tekilini bulmamız lazım. Cerait kelimesinin tekili neydi arkadaşlar? Ceridetun. Evet, ceridetun. Ceride, cerait kelimesinin tekili. Ne demek ceride? Gazete. Müzekker mi, müennes mi? Evet, burası müennes. Dolayısıyla sayıyı müzekker getiriyoruz. Erba'a. Erba'ate demiyoruz. Erba'a. Müzekker. Bakın burada erba'ate demiştik. Çünkü saydığımız şey müzekkerdi. Burada ise
müennes getiriyoruz. Şöyle bunları ayırayım aralarına, karışmasın diye. Buraya geldik. Yuridu. Yuridu ne demek? O istiyor. Evet, o erkek istiyor. Yuridu. İstiyor. Yani huve yuridu. Ne istiyormuş? Telâte hakaib. Üç çanta istiyor. Hakaib kelimesinin tekili nedir arkadaşlar? Hakaibin tekili, evet, hakibetun. Hakibetun. Hakibetun çanta. Hakaib çantalar. Hakibetun müzekker mi, müennes mi? Müennes. Sonunda kapalı te var. Dolayısıyla getireceğimiz sayıyı müzekker getireceğiz. Turidu istiyor. O bayan istiyor. Yani hiye turidu. Burada gördüğümüz üzere hiye turidu. İstiyor. O bayan istiyor. Bir de ente için de kullanılır. İleride göreceğiz. Ente de turidu şeklinde. Sen istiyorsun. Hiye turidu. Eğer zamir olmazsa başında, sadece turidu verirse, hem o bayan istiyor hem sen istiyorsun erkek için. İki manada da kullanabiliriz. İleride ayrıntılı olarak göreceğiz. Buraya geldik. Turidu o bayan istiyor. Seb'a resail, yedi mektup istiyor. Resail kelimesinin tekili ne? Daha önce de görmüştük burada. Resail kelimesinin tekili risaletun. Risaletun, mektup. Risaletun müzekker mi, müennes mi? Sonundaki kapalı terden de anladığımız üzere müennes. O halde sayıyı müzekker getiriyoruz. Zıt olacak değerli arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere burada kalem, kitap, kırş, riyal, bunların sonunda yuvarlak T yok. Bunlar müzekker isimler. O yüzden saydığımız zaman aşrete, arba'ate, felâfete, seb'ate diyoruz. 3 ile 10 arası bir sayı kullandığımız zaman, 3'ten 10'a kadar, 3 ve 10 dahil bir sayı kullandığımız zaman cinsiyet bakımından zıt getiriyoruz. Buraya geldik. Risaletun, ceridetun, hakibetun, risaletun. Hepsi kapalı T ile bitiyor. Ve bunlar müennes isimdir. Müennes isim olduğu için biz sayıyı zıt getireceğiz, müzekker getireceğiz. Bakın aşrete değil, aşra dedik. Bu şekilde. Evet, geçiyorum buraya arkadaşlar. Ecrit tedribel ati kema fil misal. Aşağıdaki örneği, aşağıdaki tedribatı, alıştırmayı örnekte olduğu gibi yap diyor. Alıştırmayı yap. Aşağıdaki alıştırmayı. Kema fil misal, örnekteki gibi. Örnek neymiş? El müderris demiş ki varaka resail. Öğretmen varaka resail diye bir ifade veriyor. Biz de diyoruz ki uridu varaka resail. Mektup kağıdı istiyor. Ceraid, uridu ceraid. Ceraid ve varak resail. Diyeceğiz ki uridu ceraide ve varak resail. Hakibe ve varak resail. Diyeceğiz ki uridu hakibeten ve varak resail. Bu şekilde sadece uridu ekliyoruz başına. Ceraid gazeteler. Ceraid ve varak resail gazeteler ve mektup kağıtları. Çanta ve mektup kağıtları. Aşrat aklam, 10 kalem. Varaka resail, mektup kağıtları. Ve arba'at aklam, ve 4 kalem. Mudir el kulliye. Burada diyeceğiz ki uridu mudir el kulliye. Mudir el kulliye, dikkat edersek birincisi el takılı, ikincisi el takılı. Bunlar isim tanımlaması oluyor. Tercüme ederken de bunları sondan tercüme ediyoruz arkadaşlar. Yani fakültenin müdürü, muhasebecinin dilekçesi, şirketin mühendisi, tercüme ederken isim tanımlamalarını sondan tercüme ediyoruz. Uridu mudir el kulliye dediğimiz an fakültenin müdürünü istiyorum. Yani onu arıyorum, onunla görüşmek istiyorum, onu bulmak istiyorum manasında burada uridu. Uridu mudir el kulliye. Fakültenin müdürünü, dekanını arıyorum. Uridu talebel muhasib. Muhasebecinin dilekçesini istiyorum. Uridu muhendise şerike. Şirketin mühendisini istiyorum. Yani yine onu arıyorum. Onu görmek, bulmak istiyorum. Uridul mat'am. Lokantaya, yemekhaneye gitmek istiyorum. Uridul mat'am. Veya onu arıyorum. Uridu mektebe şerike. Şirketin ofisini, şirketin bürosunu
arıyorum manasında. Hati esileten münasibeten lil cümelil atiye. Aşağıdaki cümlelere uygun sorular getir diyor. Cümle şu. Alel mektebi. Alel mektebi. Şimdi bize ne diyor? Hati esileten. Sorular getir. Demek ki soruyu vermeyecek bize aşağıda. Sadece şu ifadeyi verecek. Cevabı veya ifadeyi verecek. Diyecek ki buna uygun soru getir. Alel mektebi. Masanın üzerinde. Masanın üzerinde, ala üzerinde, el mektep masa ve ofis manasında kullanılır. Harfi cer başa gelirse var anlamı katıyoruz. Alel mektebi masanın üzerinde var. Selâsetu kutub, üç kitap. Masanın üzerinde üç kitap var. Selâsetu, üç kutub kitap. Kitap müzekker olduğu için selâsetu. Şimdi masanın üzerinde üç kitap var. Nasıl sorarız? Kaç kitap var diyebiliriz. Kem kitaben alel mektebi. Masanın üzerinde kaç kitap var? Kem kitaben. Kem'den sonra gelen isim tekil ve iki fethalı olacak. Kem kitaben. Kem taliben. Kem tabiben şeklinde. Kem kitaben kaç kitap var? Alel mekteb masanın üzerinde. Alel mektebi telâtetu kutub. Masanın üzerinde üç kitap var. Fissaffi. Fissaffi. Sınıfta demek. Fissaffi. Sınıfta. Başa harfi cer gelince dedik. Harfi cer dediğimiz fi, ala, bi, min gibi harfi kelimeler harfi cer diye isimlendirilir. Fissaffi sınıfta. Harfi cer başa geldiği için var ekliyoruz. Sınıfta var. İthna aşara 12 demek. 12 taliben öğrenci. Sınıfta 12 öğrenci var. Fissaffi 12 taliben sınıfta 12 öğrenci var. Kaç öğrenci var sınıfta diyeceğiz. Kem taliben kaç öğrenci? Fissaffi sınıfta. Yine soru edatı olduğu için sınıfta kaç öğrenci var diye tercüme ediyoruz. Burada da demiş ki uridu ben istiyorum hakibeten çanta. Uridu hakibeten çanta istiyorum. Manası çanta istiyorum. Diyeceğiz ki ne istiyorsun? İstemek fiil olduğu için mâdâ getiriyoruz. Mâdâ turidu ne istiyorsun? Mâdâ ne turidu sen istiyorsun. Mâdâ turidu sen ne istiyorsun? Uridu hakibe çanta istiyorum. Demiş ki burada hâdâ huvel bâkî. Hâdâ bu, huve o, işaret ismi ve zamir yan yana gelinde, yan yana geldiğinde işte veya burada diye tercüme ediyoruz. Hâdâ huve el-bâqi, el-bâqi kalan. Hâdâ huve el-bâqi, işte kalan veya kalan burada. Hâdâ huve el-bâqi, işte kalan. İşte kalan dediğine göre sorumuz ne olacak? Eynel bâqi, kalan nerede, bakiye nerede? Bakiye kelimesi aynen bu kökten geliyor. Aynel baki kalan nerede? Hâdâ huvel baki. İşte kalan. Evet, değerli arkadaşlar burada da cevap vermiş, soru getirmemizi istiyor. Birinci cümle la uridu aşrete kalem. Hayır, 10 kalem istiyorum. O zaman diyeceğiz ki sen 5 kalem mi istiyorsun? Diyecek ki hayır, 10 kalem istiyorum. La ile cevap verdiği için hemen başa her getiriyoruz arkadaşlar. Burada uridu ben istiyorum. Soruda sen diyeceğiz. Hel turidu khamsete aklam. Hel turidu khamsete aklam. Sen beş kalem mi istiyorsun? La uridu aşrete aklam. Hayır on kalem istiyorum. Bakın la ile ve naamle cevap vermişse hel kullanacağız soruda. Burada hel turidu sen istiyor musun? Sen ile sorduğumuz sorularda cevap da ben olur. Hayır ben 10 kalem istiyorum demiş. Buna dikkat edelim. Hâdihi hiyel hakibe işte çanta demiş. Diyeceğiz ki çanta nerede? Eynel hakibe. Eynel hakibe. Çanta nerede? Çanta nerede? Hâdihi hiyel hakibe işte çanta. Veraka resail mektup kağıdı demiş. Diyeceğiz ki mâdâ turidu? Ne istiyorsun?
Mektup kağıdı. Mâzâ turîdû? Ne istiyorsun? Varaka resâil. Na'am, hâzihi aklâmî. Na'am demişse önce hel getiriyoruz. Hel, hâzihi, hâzihi aklâmuke. Bunlar senin kalemlerin mi? Demiş ki, na'am, hâzihi aklâmî. Evet, bunlar benim kalemlerim. Evet, bunlar kalemlerimdir. Hel, hâzihi aklâmuke. Bunlar kalemlerin mi? Diyerek. هذه الأوراق بعشرة ريالات. Bu evraklar 10 riyale. بعشرة. Diyeceğiz ki bu evraklar kaça? بكم بكم هذه الأوراق. بكم هذه الأوراق. Bu evraklar kaça? هذه الأوراق بعشرة ريالات. Bu evraklar 10 riyale. في المستشفى hastanede var. 11 tabiben, 11 doktor. Hastanede 11 doktor var diyor. Diyeceğiz ki kaç doktor var hastanede? Kem tabiben, iki fetha ekliyoruz. Kem tabiben fil müsteşfe. Hastanede kaç doktor var? Kem tabiben fil müsteşfe. Hastanede kaç doktor var? Sonra demiş ki yuridu al-bai'u an-nuquda. Yuridu istiyor al-bai' satıcı an-nuquda paraları. Satıcı paraları istiyor. Diyeceğiz ki satıcı ne istiyor? Mada ne? İstemek fiil olduğu için istiyor diyeceğiz. Mada yuridu? Mada yuridu al-bai'? Satıcı ne istiyor? Mada yuridu al-bai'? Satıcı ne istiyor? يريد البايع النقود. النقود paralar demek. Satıcı paralar istiyor. Türkçede bayi diyoruz. Bayi aynı bayi kelimesinden geliyor. المدير في مكتبه. Müdür ofisinde. Diyeceğiz ki müdür nerede? Nasıl diyoruz? Evet. أين المدير? أين المدير? المدير في مكتبه. Müdür nerede? Müdür ofisinde. Geçiyoruz arkadaşlar. Ana uridul ceride. Ben gazete istiyorum. Ve ente mâzâ turîdû? Sen ne istiyorsun? Ben gazete istiyorum. Peki sen ne istiyorsun? Ana uridu. Ben istiyorum. Ne diyelim? El kitâb. Ana uridul kitâb. Ben kitap istiyorum. Ve ente mâzâ turîdû? Peki sen ne istiyorsun? Diyor ki bunları kendi aranızda bu şekilde sorun birbirinize. Ben şunu istiyorum, sen ne istiyorsun? Ana uridu al-kitab ve ente mâzâ turîdû? Ana uridu al-defter. Ben defteri istiyorum. Ve ente mâzâ turîdû? Peki sen ne istiyorsun? Ana uridu al-kalem. Ben kalem istiyorum. Ve ente mâzâ turîdû? Peki sen ne istiyorsun? Bu şekilde devam ettirebiliriz. Bunları karşılıklı arkadaşlarınızla beraber sorup cevaplandırabilirsiniz. أعد الجمل الآتية مستخدما ما بين القوسين. Parantez içindekilerini kullanarak diyor ki bunları tekrarla çapraz alıştırma değerli arkadaşlar bu. Ekleyip gideceğiz. أريد ثلاثة أقلام. Üç kalem istiyorum. Sonra dört vermiş bize. Diyeceğiz ki أريد أربعة أقلام. Dört olunca ثلاثة yerine أربعة gider. Şimdi burada aklamın tekili kalem arkadaşlar. Kalem müzekker olduğu için burası selâfete müennes oldu. Müennes getirdik. Yani selâfe aklam değil, selâfete. Aklam müzekker olduğu için sayımız müennes. Zıt geliyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi. Hakaib verdi arkadaşlar. Hakaib. Hakaib'in tekili nedir? Hakaib kelimesinin tekili nedir? Evet, hakibetun. Hakibetun müennes. Biz müennes bir şey sayacağız. Müennes olunca saydığımız şey, sayımız ne oluyordu? Müzekker oluyordu, zıt. Arba'a getirdik. Bakın, arba'ate değil. Uridu arba'a hakaib. Çünkü hakaib kelimesinin tekini hakibetundur. Müennestir. Müennes olduğu için hakibetun, buraya getireceğimiz müzekker olacak. Uridu arba'a hakaib. Dört çanta istiyorum. Sonra değerli arkadaşlar bize hamse verdi. Onu da burada kullanacağız. Diyeceğiz ki uridu istiyorum
خمسه اريد خمسه بان خمسه ديل اريد خمسه حقائب اريد خمسه حقائب beş çanta istiyorum. Burido hamsa hakai. Sonra arkadaşlar kutup verdi bize. Kutup. Kutubun tekili ne? Kutup kelimesinin tekili nedir? Evet söyleyelim. Kutubun tekili kitap. Kitap müzekker. Müzekker olduğu için getireceğimiz sayı müennes yapacağız. Burido hamsa değil. Hamsete. Burido hamsete. Kutub diyeceğiz. Uridu hamsete kutubin. Beş kitap istiyorum. Sonra ne verdi bize arkadaşlar? Sitte verdi. Kitabı devam ettiriyoruz. Kitap müzekker olduğu için uridu diyeceğiz ki sittete kutub. Uridu sittete kutub. Altı kitap istiyorum. Uridu sittete kutub. Altı kitap istiyorum. Sonra ne verdi bize arkadaşlar? Ceraid. Ceraid'i de burada kullanacağız. Uridu sittete kutub yerine altı gazete diyeceğiz. Ceraid'in tekili ceridetun. Ceridetun müennes olduğu için arkadaşlar sittete değil sitte diyoruz. Uridu sitte ceraid. Altı gazete istiyorum. Sonra yedi verdi. Uridu seb'a ceraid. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Defatir, bunun tekiline bakıyoruz. Defter, defter müzekkerdir. O halde diyoruz ki uridu seb'ate defatir. Defter müzekker olduğu için seb'ate defatir diyeceğiz. Bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Gerisini size bırakıyorum. Uridu selasete aklam ve ente, ben üç kalem istiyorum. Peki sen? Uridu erba'ate aklam, ben dört kalem istiyorum. Ve ente? Uridu khamsata aqlam, beş kalem istiyorum. Ve ent, peki ya sen? Uridu sittata aqlam. Ve ente? Uridu seb'ata aqlam. Ve ente? Uridu temaniyata aqlam. Ve ente? Uridu tis'ata aqlam. Ve ente? Uridu aşrata aqlam. Ona kadar bu şekilde tamamlıyoruz. Ve ente yerine ve enti de diyebiliriz. Uridu hem erkek hem bayan için kullanılır çünkü. Ve enti diye de sorabiliriz. Burada arkadaşlar saydığımız şey kalem. Kalem müzekker. Bak aklam demiş. Onun tekili kalem. Kalem müzekker olduğu için getirdiğimiz sayılar müennes oldu. Dikkat ederseniz. Bakın. Selatete, arbaate, hamsete müennes getirdi. Çünkü aklam kelimesinin tekili kalem müzekker. Sayı müennes olacak. Buraya geldik arkadaşlar. Burada da saydığımız şey hakaib. Hakaib kelimesinin tekili nedir? Hakibetun. Hakibetun müennes olduğu için bakın buraya getirdiğimiz sayılar müzekker oldu, zıt oluyor. 3 ile 10 arası hep zıt getireceğiz. Selâte hakaib, arba hakaib, hamse hakaib. Yine diyoruz ki uridu selâte hakaib ve ente. 3 çanta istiyorum. Peki sen? Uridu arba hakaib ve ente. Uridu hamse hakaib ve ente. أريد ستة حقائب وأنت أريد سبعة حقائب وأنت بشكل ده ona kadar devam ettireceğiz. Burada da yine parantez içindekini kullanarak bu alıştırmayı devam ettirmemizi istiyor değerli arkadaşlar. Yine çapraz alıştırma. أريد سبعة أقلام demiş. Ben yedi kalem istiyorum. نحن kullanacağız burada. Uridu, ben istiyorum. Nahnu zamirini verdi. Nahnu biz demek. O halde diyeceğiz ki biz yedi kalem isteyeceğiz. Nahnu zamirini fiile uyarlayınca nuridu oluyor. Nuridu seb'ate aklam. Nuridu seb'ate aklam. Yedi kalem istiyoruz. Sonra ne verdi bize değerli arkadaşlar? Üç sayısını verdi. Diyeceğiz ki biz üç kalem istiyoruz. Nuridu seb'ate yerine selâfete diyeceğiz. Nuridu selâfete aklam. Biz üç kalem istiyoruz. Nuridu selâfete aklam. Sonra ne verdi değerli arkadaşlar? Riyalat. Riyalatın tekiline bakıyoruz. Riyal müzekker olduğu için sayımız müennes olacak. Nuridu
ثلاثة ريالات. نريد ثلاثة ريالات. 3 ريال istiyoruz. نريد ثلاثة ريالات. Sonra huwa verdi arkadaşlar. Huwa'yı da burada kullanacağız. Şimdi ana uridu. Nahnu dedik, nuridu yaptık. Huwa verince fiili huwa zamirine göre uyarlıyordu. Ana uridu, nahnu nuridu. Huwa ne oluyordu? Huwa yuridu oluyordu değerli arkadaşlar. Huwa yuridu, başına ye ekliyoruz. Huwa yuridu thalathata riyalat. O 3 riyal istiyor. Sonra arba'a verdi bize, 4. Riyal bildiğimiz üzere müzekker olduğu için selasete yerine arba'ata getiriyoruz sadece. Aynı kalacak. Uridu, yuridu pardon, yuridu arba'ate, yuridu arba'ate riyalat. Sonra ceraid verdi bize değerli arkadaşlar. Ceraid. Bunun tekili nedir? Ceraidin tekili neydi? Ceridetun. Ceridetun müennes. Müennes olduğu için arkadaşlar biz sayıyı müzekker getireceğiz. Yani arba'ate değil, arba'a yapacağız. Yuridu arba'a ceraid. Yuridu arba'a ceraid. 4 gazete istiyor. Sonra arkadaşlar hiye verdi bize. Hiye yani o bayan. Huve olunca yuridu. Hiye olunca ne yapıyorduk? Hatırlayalım. Hiye olunca ne yapıyorduk? Hiye turidu olacak. Hiye turidu. Pardon, burada arba'ate demişiz. Yanlış. Arba'a olacak arkadaşlar. Onu yazarken dikkat etmemişim. Uridu yuridu arba'ate değil. Yuridu arba'a olacak. Şuradaki bu t'nin üzerine bir çizgi atayım böyle. Farklı renk olsun. Yuridu arba'a cerahit olacak. Arba'a. Arba'ate değil. Çünkü ceridetun müennes sayı zıt olacak müzekker. Ayın sonda olduğu için bu şekilde yazacağız. Buradaki gibi. Hiye olunca arkadaşlar, zamirimiz hiye olunca hiye turidu yapıyoruz. Huve yuridu, hiye turidu arba'a cerahit. O bayan 4 gazete istiyor. Karşıya geçiyoruz. Devamı. Ene verdi. Ene olunca arkadaşlar uridu diyoruz. Ene uridu, ben istiyorum. Arba'a ceraid. Uridu arba'a ceraid. Ben 4 gazete istiyorum. Uridu arba'a ceraid. Ene'yi burada devam ettirdik. Kutuba gelmedik daha. Ona dikkat edelim. Hep bir sonrakine ekliyoruz. Ene'yi buraya ekledik. Şimdi bize kutup verdi. Kutubu buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Kutup. Ne demişti? Ben 4 gazete istiyorum. Bu sefer diyeceğiz ki ben 4 kitap istiyorum. Ene uridu. Ene'ye eklemiyoruz. Uridu. Arba'ate kutub. Niye arba'ate yaptım arkadaşlar? Niye arba'a kutub değil de arba'ate kutub? Çünkü kutub kelimesinin tekili kitap. Kitap da müzekkerdir. Müzekker olduğu için sayım müennes olacak. Zıt getiriyorum. Uridu arba'ate kutub. Aklam verdi değerli arkadaşlar. Aklamı da burada kullanıyorum. Uridu arba'ate kutub yerine. Uridu arba'ate aklam. Uridu arba'ate aklam. Bu şekilde. Sonra resail verdi bize değerli arkadaşlar. Resail. Onu da burada kullanacağım. Resail kelimesinin tekilini hemen hatırlayalım. Resail'in tekilini risaletun. Risaletun müennes arkadaşlar. O yüzden arba'ate değil arba'a diyeceğim. Uridu arba'a resail. Müennes olduğu için sayım müzekker olacak. Sonra bize tis'a verdi arkadaşlar. Arba'a resail yerine uridu tis'a resail diyeceğim. Uridu tis'a resail. 9 mektup istiyorum. Sonra at-tabibe verdi bize arkadaşlar. At-tabibe yani bayan doktor demek. At-tabibe. O bayan doktor. Şöyle diyebilirim. At-tabibetu. At-tabibetu bayan doktor. At-tabibetu turidu. Yani burada hiye. O. O bayan. At-tabibetu turidu tis'a
İsa Rasail. O bayan doktor 9 mektup istiyor. Yani burada at-tabibe hiye gibi. Hiye söyledi, o bayan. O şekilde. Sonra nahnu verdi bize arkadaşlar. Nahnu'yu da bir sonraki cümlede kullanıyoruz. Nahnu. Biz. At-tabibe turidu yerine arkadaşlar. Biz istiyoruz diyeceğiz. Dolayısıyla nuridu. Nuridu tis'a resail. Biz 9 mektup istiyoruz. Son kelime olan aklamı da buraya yazıyoruz. Bakın zaten boşluk bırakmış bize. Buraya yazıyoruz. Nuridu. Aklamın tekili ne? Hemen hatırlayalım. Aklamın tekili neydi? Kalem. Kalem müzekker olduğu için tis'ate diyeceğim. Nuridu tis'ate aklam. 9 kalem istiyoruz. Bu şekilde yapıyoruz değerli arkadaşlar. Evet, geçiyorum. Ecib anil esileti tali. Aşağıdaki sorulara cevap ver demiş. El hivarul evvel, birinci diyalogda. Mâdâ yuridul müşteri. Birinci diyalog dediği arkadaşlar. 8. derste okuduğumuz diyalog. 8. derste müşteri ve satıcı arasında kırtasiyede geçen bir konuşma vardı. Bir alışveriş gerçekleşiyordu. O diyaloğa göre bu soruları cevaplandırmamızı istiyor. Müşteri ne istiyordu o diyalogda arkadaşlar? Hatırlayalım. Müşteri ilk önce şöyle diyelim. Yuridu. Yuridul müşteri. Müşteri istiyor. Müşteri ne istiyordu? Gazeteler istiyordu hatırlarsanız. Ceraid. Başka ne istemişti? Evet, hatırlayalım. Aklam, kalemler istemişti. Başka ve varaka resail ve mektup kağıdı istemişti. Yuridul müşteri, ceraid ve aklam ve varaka resail. İkinci soruda diyor ki bikemil ceraid. Gazeteler kaça? Hatırlarsak diyordu ki el ceraid bir riyalin ve nisf. Gazeteler 1,5 riyale. El ceraidu bir riyalin ve nisf. Gazeteler 1,5 riyaledir. El ceraidu bir riyalin ve nisf. Bi kemil kalem. Kalem kaça? Bi aşreti kuruş. 10 kuruşa. Bi kemil kalem. Bakın bi kem ile sorduğu için bi aşreti diyoruz. Aşreti demiyoruz. Bi aşreti kuruşin. Kalem 10 kuruşa. El kalemu bi aşreti kuruş. Veya bi nisfi riyal de diyebiliriz. Yarım riyal. Kem kalemen yuridul müşteri. Müşteri kaç kalem istiyor? Hatırlarsak müşteri 10 kalem istiyordu. Diyeceğiz ki yuridu el müşteri. Yuridul müşteri, müşteri istiyor. Aşrate aklam. Kalem müzekker olduğu için aşrate diyorum, müennes. Aşra değil. Yuridul müşteri, aşrate aklam. Müşteri 10 kalem istiyor. Kem riyalen yuridul bai'u minel müşteri. Kem riyalen kaç riyal? Yuridu ister, istiyor. El bai'a satıcı. Satıcı kaç riyal istiyor? Minel müşteri. Müşteriden. Müşteriden kaç riyal istiyordu? Şöyle demişti hatırlarsak. El mecmu'u tis'atu riyalatin ve nisf. O halde diyeceğiz ki yuridu istiyor. Yuridu istiyor. Tis'ate riyalatin ve nisf. 9,5 riyal istiyor. Yuridu 9 riyalatin ve nisf. 9,5 riyal istiyor. Hel hâzâ huvel mecmû' toplam bu mu? Evet. Naam. Hâzâ huvel mecmû'. Naam. Hâzâ. Naam. Hâzâ huvel mecmû'. Evet. Toplam bu. Toplam bu kadar. Hâzâ huvel mecmû'. Kemil bâqi. Kalan ne kadar? Herhalde şunu kastediyor. Orada parçada
10 riyal veriyordu. Hal hada huvel mecmu, toplam bu kadar mı? Parçada müşteri 10 riyal veriyordu. Sonra diyor ki hada huvel baqi nisfu riyal. İşte kalan yarım riyaldır. Kemil baqi, kalan kaç? Nisfu riyal. Kalan yarım riyaldır. Nisfu riyalin. El baqi nisfu riyal, kalan yarım riyaldır. Ecib anil es'ileti taliye. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Amme, genel. Genel sorular vermiş bize. Okuduğumuz, daha önce gördüğümüz yerlerden. Mesmuke demiş. İsmi Halid. Adım Halid'dir. Mesmuke de diye okusak, bayan ismi getiririz. İsmi Hatice, ismi Leyla. Ma cinsiyetuke, uyruğun ne? Ana Türkiyim. Ana Türkiyim. Ben Türkiye'liyim. Şeddeliye olacak sonra. Müennes ise Türkiye'tun diyeceğiz. Ana Türkiye'tun. Eğer buraya Hatice vesaire dediysek, bir bayan ismi, buraya ana Türkiye'tun kapalı te olacak sonra. Ma umruke, yaşın kaç? Ana fit 30. Ben 30'larındayım. Ana fil 20. Ben 20 yaşındayım. Ana fil 20. 20 yaşındayım. Ana fit 30. 30 yaşındayım. Ayna Bağdat? Bağdat nerede diyor? Bağdat fil Irak. Bağdat fil Irak. Bağdat Irak'ta. Bağdat'u fil Irak. Hal Dimeşk fil Ürdün? Şam Ürdün'de mi diyor? La. La. Dimeşk. La. Dimeşk fi Suriye. La. Dimeşk fi Suriye. Hayır. Şam Suriye'dedir. Hel Abdülaziz minel Pakistan? Abdülaziz Pakistanlı mı? Evet diyebiliriz. Yani hangi Abdülaziz'i sorduğunu bilmiyoruz. Veya hayır, Suriyeli diyebiliriz. Naam. Naam. Huve minel Pakistan veya huve Pakistaniyun diyebiliriz. Naam huve minel Pakistan veya naam huve Pakistaniyun. Aynen London? Londra nerede? London fi Britanya. London fi Britanya. London fi Britanya. Kem kitaben alel mektep? Kaç kitap var alel mektep, masanın üzerinde? Alel mektep, masanın üzerinde. Alel mektep, masanın üzerinde. Hamsetu kutub. Beş kitap var. Hamsetu kutub. Bunları ben dolduruyorum değerli arkadaşlar. Ama tavsiyem şu, önümüzdeki derslerde de, bu derslerde de önce siz kendiniz doldurun. Ondan sonra bu videodan doğru mu yapmışız diye kontrol edin. Kem taliben huna? Burada kaç öğrenci var? Huna burada demek. Huna aşra tutullar. Burada 10 öğrenci var. Talibin çoğulu tullab, öğrenciler. Kem taliben huna? Burada kaç öğrenci var? Huna aşra tutullar. Burada 10 öğrenci var. Aşağı iniyorum. Bir soru kalmış. Bi kem hadel kitap? Bu kitap kaça? Hadel kitap, bu kitap, hadel kitap, bu kitap, bi khamseti, bi khamseti riyalat, bi sab'ati riyalat, bi tis'ati riyalat, bi aşreti riyalat. Riyalatın tekili riyal, müzekker olduğu için burası müennes olacak. Bi khamseti vesaire.
Evet, dokuzuncu dersin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli arkadaşlar. Gelecek derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. İyi çalışmalar.